ProPH hocam hoş geldiniz arkadaşlar. En son dersimizde profil sayfalarımızda YouTube kanalını gösteriyorduk. Resmimizin hemen yanına almıştık ve ismimizi de hemen resmin üzerine almıştık her üyemiz için. Bu böyleydi her üyemiz için bu böyleydi. Ender Salih arkadaşımıza da gördüğünüz gibi e, Yunanistan'dan katılmış sitemize. Gördüğünüz gibi aynı şekilde tüm üyelerimizde aynı şeyi gösteriyor. Bu dersimizde ise tablolar e, üyelerimizi ana sayfamızda e, bildiğiniz gibi normal SQL query oluşturarak göstermiştik. Şöyle dağınık bir şekilde. Bu dersimizde dinamik tablo metoduyla göstereceğiz. Bir dinamik tablo oluşturacağız. PHP bölümünde PHP bölümünde dinamik tablo oluşturacağız ve orada e, div de kullanarak üyelerimizin e, üyelerimizi sınırlayarak mesela 5 tanesini gösterelim. İstersek en son 5 tane istersek yani en son üye olan 5 üyemizi 10 üyemizi 20 üyemizi artık o sayı bize kalmış. Çünkü diyelim Bin tane üyeniz var e, sitenizde. O binin bin tanesini sitenizde göstermeniz imkansız. Sondan e, son üyeleri gösterebilirsiniz son 10 tanesini ya da ilk 10 tanesini ne bileyim 20 tanesini veya da seçtiğiniz sayı kadar randomly yani rastgele seçebilirsiniz. Mesela Facebook'ta var bu arkadaş listenizi e, profil sayfasınıza tıkladığınızda her seferinde orada çıkan arkadaşlarınız değişiyor. İşte o metodu kullanacağız randomly her yenilediğinizde e, Buradaki arkadaş sistemimiz düzelecek. Fakat bunu bu dersimizde yapmayalım. Bu dersimizde ilk baş dinamik tablo üzerine yoğunlaşalım. Dinamik tablo ile üyelerimizi nasıl göstereceğimizi öğrenelim. Ondan sonra onlara geçeceğiz yavaş yavaş. Onları da tamamlayacağız. Bunun için profil sayfamızın yine Doç Taipin üzerinde ee, PHP bölümünde ufak tefek değişiklikler yapacağız ve yeni kodlamalar yapmamız gerekiyor. Şimdi öncelikli olarak şuradan hmm, ne yapmamız gerekiyor? Profil değil arkadaşlar pardon. File diyelim, open diyelim. Ee, i̇lk sosyal paylaşım sistemden index sayfamızı seçelim. Index sayfamızda değişiklikler yapacağız. Ee, şu MySQL numarosları artık saydırmamıza gerek yok. Bunlara ihtiyacımız olmayacak. Ee, veri tabanımızdan select metodu tüm değil e, belirli olanları seçeceğiz. Öncelikle şu SQL satır say deyip ana sayfamızın şurasında üyelerimizi saydırdığımız yeri kaldıralım arkadaşlar. Onu kaldır, onu kaldıracağız. Ee, ufak tefek değişiklikler yapacağız. Şurayı silelim. Öncelikle şurayı silelim. Evet arkadaşlar devam edelim. Şimdi öncelikle şurayı sildik. Ee, şurayı sildikten sonra şöyle şurada şunu da silelim. İhtiyacımız olanları alacağız. Ee, şöyle ID alacağız. ID, virgül, boşluk, ilk isim, virgül, boşluk ve soy isime ihtiyacımız var. Soy isim soy isim nereden üyelerim tablomdan ve neye göre alacağız ver e-mail aktivasyon aktivasyonuna göre alacağız e-mail aktivasyon eşittir tek tırnak arasında bir e-mail aktivasyonu e aktivasyonlarından bir yani e-maili aktive etmişlerden alacağız Order by bunları veri taban derslerinde görmüştük. Order by neye göre sıralayacağız? ID'ye göre. Descending dersek en son üyelerimizi gösterir. Biz az link diyelim ilk üyelerimizi göstersin çünkü ben de ilk üyelerimizdenim. <laughs> Şaka yapmıyorum arkadaşlar. İstediğinizi yapabilirsiniz. Ben burada az link yapıyorum ID'ye göre. E, limit limit 5 diyelim. 5 tane üyemizi göstersin şimdilik. Limit 5 diyeceğiz. Şuranın içeriğini silelim. Şöyle şunun içini silelim arkadaşlar. Şöyle sadece e, şöyle tek tırnağımızı geri koyalım. Tek tırnağımızı silmeyelim. 2 tane tek ve kapatma tagimiz kalsın şurada üye göster liste üye göster list şimdi e, yapmamız gereken şey nerede gösteriyorduk üyelerimizi şuradaki tablomuzda gösteriyorduk değil mi bakalım tablomuza şimdi PHP print üye göster list demiştik şimdi şu tabloyu silelim arkadaşlar yeni tablomuzu oluşturalım şöyle şu tabloyu sildim hmm, şu table değil tabloyu komple silelim şöyle seçelim tabloyu adam akıllı evet table'ı seçtik kod bölümüne gel table'ı sildik. %90'lık table'ı sildik. Şimdi orada yeni bir tablo oluşturalım. Şurada e, common bölümünden bir satır ve 5 kolonluk 5 kolonluk bir tane tablo oluşturalım şöyle şuradan. E, align center yapalım. Align center diyelim. Evet tamam. Align center. Şimdi şuraya oluşturduk. Şimdi yapmamız gereken şey şu tablonun ilk bölümünü şöyle tr table tr table'la ilk tr tag'ini Kopyalamak, Ctrl X ile kopyalamak, Ctrl X ile aldım orayı, aldım, Ctrl X ile kestim ve kestikten sonra şuraya şuraya yapıştırıyoruz arkadaşlar, şuraya yapıştırıyoruz artık tablomuzun ilk bölümü burada olacak. Aynı şekilde üye göster listi şu while döngüsünün sonunda döngünün sonunda tablomuzu kapatmamız lazım. Artık bu while döngümüz bizim şuraya koyduğumuz tablomuz olacak. Şuraya koyduğumuz tablomuz olacak. Cak, cak, yanlış tabloyu mu kestik arkadaşlar? Cık, tamam doğru kestik. Şimdi şu, evet, şu tablonun tagi burada kaldığı için dizaynda bozukluk oldu. Neredeyse orada kalacak şimdi. Bir compound oluşturmamız lazım. Şimdi şunu kopyalayalım. Ctrl C ile kopyaladım. Ctrl C ile kopyayım. Ctrl değil. Ctrl ile kopyaladım. While döngüsünün en sonuna while döngüsünün mouse'unda şu an evet. While döngüsünün en sonuna şöyle şuraya şöyle şu aşağıya yapalım. Şuraya üye göster list nokta eşittir tek tırnak arasında noktalı virgül diyelim tamam mı? bir kompant oluşturduk yani bir bileşik oluşturduk. bileşik denir kompant İngilizce'de bileşik deniyor arkadaşlar. Alt eleman da diyebilirsiniz bunu alt eleman da demek daha mantıklı. alt eleman oluşturduk. Şimdi bu alt elemanın altına tablomuzu kapatmamız lazım. Onu da şu tr table teklerini alıyoruz. Kapanış teklerini Ctrl X ile kopyaladım. Şöyle Ctrl X ile kopyaladım şöyle şuraya yapıştırdım. Evet kapattık da şu an tablomuzu kapattık. Bu while döngüsü bizim tablomuz olacak. Şimdi şurayı da silelim. Şöyle şunları silelim. Sadece bir tane ihtiyacımız var. Şimdi Ctrl X ile keselim. Bir tane TD teklerine ihtiyacımız var. TD Ctrl X ile. Dinamik tablo yapıyoruz arkadaşlar. Dinamik tablo. Evet kestik. Şimdi diğerlerini de sildim. Sadece bir tanesine ihtiyacım var. Şimdi dinamik tablomu burada kullanacağım. Şöyle şurada şunu yapıştırayım. Şöyle içine ihtiyacım yok. Boşluğa ihtiyacım yok. Şöyle başlangıcı alayım. Ctrl X ile alayım. Şöyle şuraya kullanıcı resminin öncesine yapıştırayım. Yapıştırdım. Bitişi de Ctrl X ile kopyalayayım. Bitişi de BR taginden önce mi koyayım? BR tagine koyayım. Artık BR teklerine ihtiyacımız yok aslında arkadaşlar. BR teklerini silelim. BR teklerini silelim. A tagine koydum arkadaşlar. A taginden sonra koydum. Artık dinamik tablo olduğu için kendisi tekrarlayacak. Birinci tablo, ikinci tablo. Artık kaç tane değilsek. Beş tane tekrarlayacak. Tablomuzun sütunlarını oluşturacak. TD1, TD2, TD3 diye. Sütunlarını kendi oluşturacak. Sadece bir tane TR'miz var. E, dinamik işte o, o oluyor arkadaşlar. Kendisi otomatikman oluşturuyor. Şimdi... Burası böyle. E, aynı zamanda resmimizden sonra, kullanıcı resminden sonra birek yapalım ki kullanıcının ismi, soy ismi altta gözüksün. Şöyle shift enter dedim. Bir tane daha shift evet, shift enter dedim. Bir tane birek yeter. Birek tekini koyarak ismimiz resminin altında gözüksün. Şimdi bunu print edelim. Bakalım herhangi bir hata yapmadıysak gözükmesi gerekecek. Ctrl C ile kopyaladım. Şöyle şuraya boşluğumuzun olduğu yere şuraya e, tablomuzu koyacağımız yere eski yerine şöyle soru işareti e, PHP kodlarımızı yazıyoruz. Evet print metodu ile yine print diyoruz. print Şöyle noktalı virgül. Şuraya değişkenimi koydum arkadaşlar. Üye göster list. Şu an şurada dinamik tablon benim oluşması gerekiyor. Herhangi bir hata yapmadıysak arkadaşlar. Herhangi bir hata yapmadıysak gözükecek. Bakalım üye göster list. E, MySQL'de id ilk isim. Soy isim aldık. Ver email aktivasyon bir order by id ask limit 5. 5 tane üyemizi göstermesi gerekiyor. Burada değişiklikler yapmamıza gerek yok. Kapattık da tamam. Şimdi kontrol edelim, kaydedelim. Bir atalım bakalım index, sayf i̇ndex sayfamızı bir atalım arkadaşlar. Index.php sayfamızı atıyoruz. Evet, in index.php sayfamızı attık. Hmm, şu index.php sayfamızı attık. Şimdi gelelim osamiş.com'a. Yenileyin bakalım burayı. Yeniliyorum. Bakalım ne olacak? Gördüğünüz gibi geldi arkadaşlar. Üyelerim geldi. Burada ben gözüküyorum. Ender Salih gözüküyor. Mehmet Kartal falan gözüküyor. Neden burada gözüktü arkadaşlar? Çünkü PHP kodundan önce şurada boşluklar var. Şunları silebiliriz. Şöyle kod bölümüne gelelim. Şöyle şu paragrafı silelim mesela. Paragrafı silelim, düzgün gözüksün. E, Ctrl-S edelim, kaydedelim. Hatta evet, kontrol edelim, kaydettim. Şimdi yeniden atalım bakalım, index.php'mizi. Tamam, geliyorum, yeniliyorum. Evet, gördüğünüz gibi gözüktü. Herkesin resim boyutu aynı olmadığı için. 1, 2, 3, 4, 5 tanesi gözüktü gördüğünüz gibi. Fakat herkesin resim boyutu aynı değil tabii ki. Şuradan resim boyutunu da küçültelim arkadaşlar. 50 piksel demişiz genişliğine. 80 mi yapalım? 80 yapalım bakalım. 80 diyelim. Evet. Ctrl S dedim. Kaydettim. Index PHP'mizi yeniden atalım. Index PHP'mizi yeniden atıyoruz. Evet. Ufak tefek. Mouse'un da sorunu çıkıyor. Evet şimdi yenileyelim bakalım tamam böylesi daha iyi oldu birazcık daha büyük şimdi mesela tıklayalım bakalım gidecek mi yine olsam bir şey Evet, gördüğünüz gibi geldi herhangi bir sorun yok başkasına tıklayalım Batuhan Öztürk'e gelelim Evet gördüğünüz gibi herhangi bir sorun yok. Bunda da çıkıyor. 5 tane gösterdik. Siz istediğiniz kadarını gösterebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Dreamweaver'a gelelim. self verdik mi biz? Nerede? %90 Align Center. Hmm. Şurayı %100 yapalım. %100. Üste 100 diyelim. Ctrl S diyelim. Şimdi bir de %100 deneyelim bakalım. Index diyelim. Tamam diyelim yenileyelim. Evet tamam böylesi daha iyi oldu. Yayılsın. Şimdi şöyle yapalım. Hmm. Cell padding aslında sıfır diyebiliriz. Cell padding hücreler arasında paddingler var. Onu nasıl yapacağız? Şöyle şuradan bakalım cell padding verdikleri var mı? Evet cell padding 6 demiş şurada. Cell paddingimizi şunu kopyalayalım şuradan. Ctrl C ile kopyalayalım tablomuzdan. Şöyle şuraya bakalım cell paddingi sıfır verirsek ne olacak? Kontrol S diyelim, kaydedelim. Evet, şimdi gönderelim bakalım. Tekrar index.php'mizi yeniliyoruz. Evet, herhangi bir değişiklik olmadı. Biz burayı kendimiz 6 diyelim. 6 self ettiğimiz olsun. E, Table'ımız koyduk. TR. Tamam. Herhangi bir sorun yok şu anlık. Şimdi şurada ayarlamalar yapalım arkadaşlar. E, tekinde tag'inde değil de div'le alalım. Div'in içine alalım. Onu nasıl yapacağız? Şöyle şurada bir yerde bir div kodu yazalım. div div ee, div ne, ne yapalım? Nasıl bir div oluşturalım? div style ee, height diyelim. Yükseklik 100 piksel olsun arkadaşlar. 100 piksel'lik bir yüksekliğimiz olsun. Şimdi şöyle div'imi ben şuradan alacağım. Ctrl X'ten aldım. Ctrl X'le aldım. Şöyle td tag'imden sonra yapıştırdığım ee, sade resmimi div arasına alacağım br yerine şurada br tag yerine de div'imi kapatacağım arkadaşlar şuraya div'imi elle kapatıyorum. Ctrl S dedim kaydettim. Div'len resimleri sıraladığım için e, içeri aldığım için div'in altında res, isim ve soyisim otomatik ben gözükecek. Şimdi tekrar atalım bakalım Index.php'mizi evet, tekrar atıyoruz. Tamam diyoruz. Gelelim ve yenileyelim bakalım. Evet. Daha derli toplu oldu aslında. Daha derli toplu oldu. Fakat şöyle şuralarda gördüğünüz gibi isim resmin üstüne gelmiş mesela benimkinde. Resim üstüne gelmiş. Hepimizin resim boyutu aynı olmadığı için arkadaşlar böyle dağınık bir görüntü çıkabiliyor. Onları düzelteceğiz. Sorun değil. Onları yapacağız inşallah. Şimdi şunu da düzeltelim. Onu da şu metotla düzeltebiliriz. Tekrar şu divimi ben alayım şuradan. Ctrl C ile alayım. Ee, şöyle şurada düzelteyim. Div overflow over overflow hidden diyoruz. Hidden overflow hidden dersek sanırım düzelecek. Ctrl X ile kestim yine. Şöyle değiştirelim diğer kisiyle. Neredeydi? <laughs> Şundan değiştirelim. CTRL V. Ctrl S dedim. Kaydettim. Tekrar atalım. İndex.php mi? Tekrar atıyorum. Tamam diyorum. Evet. Şimdi bakalım. Yenileyelim bakalım ne olacak. Evet. Tamam. Şimdi tam istediğim gibi oldu arkadaşlar. İsmim. Kullanıcılar. Birazcık daha hoş bir görüntü oldu. Ee, arkadaşlar. Tamam. Böyle güzel oldu. Şöyle tıklayalım bakalım. Evet. Gidiyor da arayın bir sorun yok. Dediğim gibi arkadaşlar hepimizin resim boyutu aynı olmadığı için böyle şeyler oluyor. Ee, böyle şeyler oluyor ee, Arkadaşlar şimdi siz istediğiniz gibi cell paddingleri Ayarlayabilirsiniz biz şu an PHP'yi e, TD'nin buradaki cell padding'e göre ayarladığımız için Öyle de etki edebiliyor Fakat asıl olarak e, Dinamik tablomuz gördüğünüz gibi Dinamik nerededik? Dizayn bölümüne gidelim. Evet, dinamik tablomuz burada. İsterseniz bunu ayrı bir tablonun içine alıp bunu da o tablonun içine koyabilirsiniz. Mesela şöyle yapabilirsiniz. Dur, onu da göstereyim Mesela şurada yeni bir tablo oluşturursunuz, bir satır ve bir kolonluk 90 lık bir tablo oluşturursunuz. PHP kodunu o tablonun içerisine koyabilirsiniz. Şunu şöyle. Oluşturduğumuz şu tablo arkadaşlar, şöyle içini silelim. Align Center'da diyelim arkadaşlar şu tablomuza içini silmeden table table'ımızı seçelim. Şu table'ı seçtik. Center'layalım. Kod bölümüne gelelim. Şöyle şunun içerisini silelim. İçerisini sildik. Şunun print'i o tablonun içerisine de taşıyabilirsiniz. Şöyle sürükleyerek şuraya da bırakabilirsiniz. kontrol edelim Tekrar atalım bakalım. Index PHP'mizi. Evet. Tekrar atıyoruz. Tamam diyoruz. Yenileyelim şimdi. Evet. Evet tamam. Böyle istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi her türlü gösteriyor. Her türlü hiçbir sorun çıkmadan gösteriyor. İstediğiniz metodu kullanabilirsiniz. Ascanlik değil de deskenlik yaparsanız sondaki üyelerimizi görebilirsiniz. Sondan başlayarak gösterir şuraya reklam koyabilirsiniz üst bölüme. Güzel reklamlar koyabilirsiniz. Nasıl right at yaptık? Right sağ reklam yaptık, right attım, Sağ reklamı koyduk. Üste de reklam koyabilirsiniz ki ben üste de reklam koyacağım zaten. şöyle bir kez daha geçeyim ve bu dersi de burada bitireyim arkadaşlar. Evet, üye göster listi tablomuzu, while döngümüzü dinamik tablo yaptık. Tablonun giriş bölümünü yukarı koyduk ve TR tag'inin başını koyduk. Başka bir şey yok. Ve sonunda da tr tagini sunu ve tablomuzu koyduk. td teklerimiz ise while döngüsünün içerisindeki üye göster list t compoundumuz yani bileşiğimizin başlarına td teklerimizi koyduk arkadaşlar. td teklerimizi koyduk. Yaptığımız başka bir şey yok. Bu kadar basit. Herhangi bir zorluğu yok. Bu dersimiz de burada bilsin. Böylelikle dinamik tablo yapmayı, while döngüsüyle dinamik tablo yapmayı da öğrenmiş oldunuz. İsmimiz, soyismimiz gözüküyor. E, i̇sterseniz mesela kullanıcının ismi çok uzundur. Bunu engellemek için bazı şeyler yapabilirsiniz. E, mesela diyelim çok uzunsa İlk alt harfini, ilk 10 harfini göstertebilirsiniz. Bu gibi metotlar da yapabilirsiniz. Biraz araştırırsanız bulabilirsiniz arkadaşlar. Yani bir zorluk yok. Biraz okuyun, okuyun da arkadaşlar. Çünkü okumak da sizi geliştirecektir. Kod kütüphanesini yazmaya çalışıyorum. Oraları da okuyabilirsiniz. Bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar. Şu bu şu dersimiz. Gördüğünüz gibi derslerim sıklaştı. Herhangi bir zorluk yok. Burada da burada bırakalım. Artık bir sonraki dersimizde de üye sayfamızı oluşturalım. üyelerimizi gösteren bir sayfa, arama motoru gibi yani bir arama sayfası yapalım. Üyelerimizi arayabilelim. Evet bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde kontrol ile kaydedelim bunu. Gerçi kaydetmemişiz. Bugünkü dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.